SOLIDWORKS'ün ekranını açtığınız zaman ekranın üstündeki butonları incelemiştik ama daha tasarıma bile girmeden ekranın sağında sürekli duran bir buton seti görüyorsunuz şunlar. Bunlar eğer görünmüyorsa görev bölmesi, yani task pane deniyor İngilizcesi, task pane diye yazılıyor. Oradan açıp kapatabilirsiniz. Yalnız bunu kaldırmayın. Yani ekranımı daha geniş kullanayım, şurada bir şeyler olmasın diye bununla oynamayın. Çünkü bu size lazım. Ne işe yarıyor biliyor musunuz? Size birçok şeyi kısa yola ulaşmanızı sağlıyor. Bunu isterseniz tutup çekip ekranın istediğiniz yerine getirebilirsiniz. Ve buraya sabitleyebilirsiniz de. Yani tasarım boyunca hep burada kalsın diyebilirsiniz. Ya da burada. Anlatabiliyor muyum? Ama bu da bir saçma olur. Çünkü tam tasarımın ortasında böyle bir şey istemezsiniz. İstediğiniz yere getirin bırakın. Yine de ancak sağa yaslanabilir. Bunlar neler? Ben de en üstteki Solid Profesör. Hemen altındaki, sizde yok bu. Boşuna meraklanmayın yani bende niye eksik diye. Sizde şunla başlıyor, SOLIDWORKS Resources'la. Kolay bir şekilde hızlıca yeni bir belge açabilin. Bakın tıkladım, hemen bana yeni bir belge açıyor. İşte bilgisayarınızdaki bir dosyayı açın. Tutorial'lara girin. What's new yenilikleri nelerdir SOLIDWORKS'e bu sene neler gelmiş falan onları görün. Haberler, topluluklar, forumlar bunlara ulaşın. Online internet üstündeki kaynaklar, parça kütüphaneleri buraya ulaşın. Ve en güzeli şu aşağıda görüyor musunuz? Tips and Tricks denilen, Tips of the Day denir buna. Günün ipucunu verir size. İşte şunu şunu yaparak açık belgeler arasında kontrol tabla geçiş yapabilirsiniz. Sonraki ipucu dersen yeni bir ipucu. Sürekli böyle bir sürü şey görebiliyorsun. İşinize yarar. Bir altındaki tasarım kitaplığı, yani Design Library. Burada daha sonra göreceğiz. Hiç oynamayın lütfen. Allah rızası için bunun üstüne hiçbir şey kaydetmeyin. Mesela sacılardaki patlatmalar veya işte civata somunrulmanlar, dişliler vesaire bunları göreceksiniz. Toolbox dediğimiz zaman henüz daha aktive etmedim. Bu civatalar, somunlar, rulmanlar onları göreceksiniz. 3D Content Central, 3D Content Central bilmeniz gereken bir şey. Şurada gördüğünüz yazıyı araya boşluk bırakmadan yazdığınız zaman Internet Explorer'a karşınıza milyonlarca parça çıkıyor. Ne demek? Örnek göstereyim. 3D contentcentral.com burada istediğiniz her şey, motorlar, şaftlar, valfler, hazır çizilmiş kapı kolları, mikrodalgalar, işte evler, insan figürleri her şey var. O yüzden hiç vakit harcamadan buradan istediğiniz çizim alabilirsiniz. Unutmayın ücretsiz. Sadece gerçek bir isimle register olmanız gerekiyor ve mail adresiyle. Mail adresiniz gerçek olsun yeter. Onu da zaten internetten farklı bir şey de alabilirsiniz. Ama içerik tamamen ücretsiz ve diyelim ki buradan herhangi bir şey indirmek istiyorsunuz. Mesela işte geldiniz şu dosyayı seçtiniz. Bu arada milyonlarca parça var. Şu dosyayı dediğim şey. Buradan indireceğiniz zaman Configure and Download diye bir seçenek var. Bakın benim parçam bu. İşte bunu indirmek istiyorum. Configure and Download'a bastığınız zaman bunun SolidWorks'ünü, AutoCAD'ini, Pro Engineer'ini, her türlü dosya tipini 2 boyutlu, 3 boyutlu olarak her versiyon, her yılıyla XP ve Windows 7 için indirebiliyorsunuz. Bir diğer göstereceğim site ise Trace Parts. Trace Parts nedir? Trace Parts, SOLIDWORKS'ün içindeki kütüphane. Şurada gördüğünüz kütüphane. Çok geniş bir kütüphane değildir. Yani içinde yayları, motorları, montajların hiçbirini bulamazsınız. Rulman vesaire gibi parçalar bulabilirsiniz. Bu kütüphane zayıf olduğu için Trace Parts kütüphanesini kullanabilirsiniz. Trace Parts çok güçlü bir kütüphanedir. Bunun içerisinde 100 milyondan fazla Free 2D ve 3D çizim vardır. Bu online netten gelip bedava indirebilirsiniz. Ya da kendi kataloğunu satın alabilirsiniz. Türkçe dil desteği de mevcut. O yüzden SOLIDWORKS'ün kendi Toolbox kütüphanesi çok başarılı olmadığı için size %100 öneririm Trace Parts'tan zenginleştirmeniz. Hemen altında dosya gezgini var. Hemen altında teknik resimde kullanacağımız kısım var. Şuradaki yardımdaki search ile dosya gezginindeki search'ü birlikte kullanabilirsiniz. Parçalar otomatik bulur. Burada göreceğiz sahnelerin renklendirilmesi, işte doku giydirmeler hepsini burada göreceğiz. Ve en sonunda da özel özellikler var. Bu custom properties de daha sonra göreceğiz. Buradaki tablolara ekleme yapabilir, çıkartma yapabilirsiniz ama lütfen bunları kaldırmayın.